Evet arkadaşlar, kar yağmaya başladı Ankara'da. Saat de epey oldu ancak çıkabildik. Bugün size kuşları göstereyim. Gel oğlum, gel. Hadi bak, gel. Vallahi acayip soğuk hava. Kar yağmaya başladı, görünüyor mu bilmiyorum da. Pıtır pıtır dökülüyor. Zaten balkon iyice kar olduydu. Temizledik. Gel. Gelin bak. Gel. 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 Biraz bahçıcı getirdim. Kuşları çoğalttık. Hiç yavru alamadık. Bakıcılar sayesinde alacağız inşallah. Kuşlar burada duruyordu. Hepsini içeri aldım. O gün -7, -8 oldu yani. Gel bakalım. Gel. Gelin bak. Gel. Hadi bakalım. Hadi. Daha içeride de varmış. Gelin bakalım. Hadi. Gel. Burada da bir tane atmaca var görüyorsunuz. Atmaca. Bizim bahçeye düşmüştü. İyileştirmeye çalıştık ama öldü yani. Gel. Yeni gelenleri de şey yapmadık. Kanadını manadını bağlamadık. İnşallah kaçmazlar. Gel. Acayip soğuk. Yemleyip içeri gideceğim. Gel, siz de çıkın hadi, gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel kızım. Şu Şamim çok iyiydi. Hemen yeni gelenlerden birine eş olmuş. Gel oğlum. Gel. İki tane yumurta var, bir tane de cülük var içeride. Gel. Şu beyazı gidip aldım ha. Nihayet 2 ay sonra. Bu beyazı aldık. Şamil, gel oğlum. Gel. Gel. Uf, acayip esiyor ha. Acayip esiyor. Gelin bakalım hadi. Gel. İçeridekiler niye çıkmıyor anlamadım ya. Gel oğlum sen de çık hadi. Oo daha bir sürü var. Bir tane yavru vardı ya bakın ne oldu bilmiyorum. Zaten soğuktan ölüveriyorlar. Donduk ya. Vay 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 benim dişiye bak. Gelin oğlum ben biraz kapının içine gideyim ya. Acayip soğuk. Biraz da kapı bile dondu ha. Biraz da su koydum ve su dışarıdaydı. Limonlarıma bakın ha. Sarardılar kocaman oldu. Çiçek açmış mı acaba? Çiçekleri yok. Su. Su neredeydi? Suyu nereye koyduk? Ha su içerideymiş. Tamam ondan içerler. Şunu görüyor musunuz erkeğe? Onun cinsi neydi unuttum ya. 8 tane falan bakıcı geldi. 8 mi 10 mu? Dolaplar da geldi de yaptırdım dolapları şuraya kocaman dolap. Getiremedim bir türlü. 4, 8, 16 tane kuş. 16 daha 32. 64 tane kuş sığacak şekilde dolap yaptırdım. Yarısını da kapatacağım. Bro o gün yarım metre kardı. Şuradan neredeydi? Tabağı ne zaman ya?
Ulan karda kalkmayın ha. Yeni gelenler de var. Oğlum. Karda kalkmayın, inemezsiniz. Biraz daha yem verip içeri gideceğiz de. Şuraya koymuşum tabağı. Tabağı şuraya koymuşuz. Bir çekmeyi de öğrenseydik. Tamam tamam. Abi içeriden yavrunun sesi geliyor ha. Bak 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 şimdi. Bu bakıcıları görüyor musun? Şu yumurtalar da Şami'nin. Dışarıdaydılar, içeri koyduk, yine de yatıyorlar ha. Ben şöyle durayım da. Birazcık içeride durayım. Bir de hasta hasta olmuyor. Soğukta. Biraz mısın? Gelin bakalım hadi. Gel. İçeriden mi versek, ne yapsak? Şuradan biraz yiyelim. Kışın bunları iyi doyurmak lazım. Gel oğlum, ben dışarı çıkmayayım, siz gelin. Hadi. Ulan kalkıp bakmayın ha, yeniler. Gel, aman, 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 oh. Sen daha yenisin, kaçıp giden. Gel oğlum, gel. Gel oğlum. Gel. Donduk ya. Bizim ev Ankara'dan 30 kilometre dışarısında. Tepede bir yer. Zaten iyi kar yağarsa evden çıkamıyoruz. Bir yokuş var. Arabalar çıkmıyor. Tuzumuz da kar etmiyor. Belediyeyi arıyoruz. Gelirlerse açıyorlar. Ondan sonra çıkıyoruz yani. Buradan dolmuş molmuş falan geçmiyor. Dolmuş falan yok. Donduk ya. Ulan oh oh. Ayak üstü basacak ha. Şuna bak. Onların cisi neydi? Bağdadi miydi? Neydi? Hadi bak çabuk yiyin. Ulan bizim Sakar'ı sevemedik ha. Sakar gel bakın buraya. Gel Sakar. Sakar'ın eşi yumurtladı. Ama hava soğuk çıkmadı. Onlar dışarıda duruyorlardı. Video çekiyorum. Nurhan, video çekiyorum kuşları. Hadi oğlum şurada yiyin. Donduk lan. Hah, hah. Hadi yiyin. Şu yerdekileri yiyin. Oğlum, havaya bak. Kar yağıyor da burada görünmüyor tabii. Bir de balkon şey kayıyor. Ayakkabım da iyi değil. Yavruya bakacağım şimdi birazdan. Kendi kendimi nasıl çekiyorduk bunu da ben bilmiyorum ya. Bir öğrenseydik şunu. Şunun nasıl bir yerden yapılması lazım. Dokununca bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Şu ne?
O değil. Neyse arkadaşlar. Ankara'dan selamlar. Sevgiler. Kendinize iyi bakın. Yakında dersler bitecek. Arada kitap okuyun. Şiir kitabı okuyun. Güzel filmler seyredin. Güzel müzikler dinleyin. Virüse kapılmayın. Haziran'da falan bitecek. Benim tahminim o. Hesaplarım da o. Ondan sonra rahata ereceğiz. Dışarıda gezersiniz. Parka gidersiniz. Ne bileyim tarlaya gidersiniz. Bahçeniz varsa bahçeye gidersiniz. Ondan sonra. Hayatınıza iyi bakın. Hayatınızın değerini bilin. Bir kere dünyaya geliyoruz. Ondan sonra benden sakın kuş istemeyin. Sokağa çıkamıyoruz. Zaten arabalar kuş almıyor. Size daha önceden de demiştim. Bir şekilde kuş beslemek istiyorsanız bir yerden bulacaksınız. Ama benden bulamazsınız yani. Onu söyleyeyim. Ben de oradan buradan para veriyorum. Getirtiyorum. Getirtmek çok zor. Kendi kuşumu 2 ay sonra kendim de gidemedim. Bir arkadaşlar gitti. Navigasyonum da yok. Ev mev bulamıyorum. Benim cep telefonumda internet de yok. WhatsApp yok. Twitter yok. Facebook yok. Hiçbir şey yok. Onlarla zaman harcamamak için, kendi çalışmalarıma yoğunlaşmak için bilgisayarıma internet cep telefonumda internet bile yok. Ona göre. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ankara'dan Türkiye'nin her yerine, Diyarbakır'dan Mardin'e, Adana'ya, Mersin'e, Tarsus'a, Ceyhan'a, özellikle Ceyhanlı hemşerilerime selam gönderiyorum. Kar yağmasa gelecek hafta gelecektim. Arabanın kar lastiği de yok. Var da 2 senedir kar lastiğini çıkarıp yazlık lastiği taktırmayı unutmuşum. Lastik de harap olmuş. Daha da taktıramadım. Hadi hepinize güzel günler diliyorum. Güneşli günler diliyorum. Zaten güzel günleri göreceğiz yani. Güneşli günler de göreceğiz. Sağlıcakla.